Sen hiç hayatında bu eve kapı mı aldın da elimizin altındaki kapıyı kırıyorsun eşek herif? Niye öyle konuşuyorsun baba ya? Keyfimizden mi kırdık sanki? Annemler dışarıda mı kalsalardı? Mecbur kaldık bir yerde sanatımızı icra etmeye. Tüküreyim senin sanatına. Öyle konuşma baba ama ayıp oluyor ya. Bak 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 bu babaya nasıl çemkiriyor ha? Lan bana bak. Üçünüzü de koyarım kapının önüne. Ahirete kadar orada kalırsınız vallahi. Yarın yapılacak o kapı. İşte o kadar. Ya tamam baba sinirlenme ya. Asabını örseleme. Olan olmuş artık. Büyüğüne eziyet. Ev evdir. Akıl hastanesi mübarek. Bir anahtara sahip çıkamayan iki bunak karı, kendini ninja zanneden bir salak oğlan. Bize bunak diyorsun ama Zekeriya sen kendine bir bak Allah aşkına. Geçen gece el alemin arabasını kendi arabam diye kurcalamadın mı ha? Yani adamla karakolluk olduk ya o saatte böyle hırsız diye alarmı çaldı arabanın. O başka. Aynı bizim arabaya benziyordu adamın arabası. Aman ne kadar benziyordu yani Zekeriya. Çimen yeşili jip. O kadar olacak kızım. Tabii biz kafası meşgul adamız. İş yerinde bin bir türlü şeyle uğraşıyoruz. O kadar karışıklık olacak tabii ki. Armut dibine düşer. Al işte ikisi aynı sen. Kafa kafaya verip anahtarı unutmuşlar. Çok meşguller ya hanımefendiyle beyefendi. Lan sen o kafanı kiremitlere tuğlalara vura vura olan aklın da gitti senin ha. Rica ederim babamı ya. Kırıcı oluyorsunuz bakın ha. Biz orada sadece mermere kiremite kafa atmıyoruz. Spor, felsefe. Oğlum haftaya yeni bir kuşak takacak diye övüneceğiniz yerde peh. Hasta. Hele. Hele. Baba bence dalgınlık konusunda annemden çok sana çekmişizdir. Hatırlıyor musun? Sinop otobüsü mola verdiğinde otobüsleri karıştırıp yanlışlıkla bindiğin gezici kütüphane otobüsüyle 11 ilçe dolaşmışsın. Ay böyle biri daha yoktur herhalde. Lan ağzımda lokmayla gülme lan. Boğulacaksın lan. Doğru söylüyor çocuk yani Zekeriya. Hadi otobüse yanlışlıkla bindin diyelim. Yani 11 ilçeyi nasıl dolaştırdı sana gezici otobüs? Ha? Ben yer miyim be? Daha biner binmez anladım yanlış otobüse bindiğimi. Ama şoföre diyecektim ki kenarda beni indirin ben başka bir otobüse bineyim. Evet. Onun için biz öyle bekledik mola yerinde saatlerce böyle arkamızdan gelecek diye. Sonra ne oldu baba anlat. Girdim içeri tabii. Kitap dolu içerisi. Onun kabı, öbürünün ön sözü falan derken dalıp gitmişim. Adamlara da beni indirin demeyi unutmuşum. Sıdıka, sen gülüyorsun ama bir şeyi de dikkatinden kaçırıyorsun. Kitap okuyordum dedim. Gençken ben de enteldim. Sıdıka Hanım, senin dalgınlığın değil ama entelliğin bana çekmiş. Ay hiç entel görmüştük yani inanacağız vallahi billahi tövbe tövbe. Ay senin gençliğindeki entelliğin var ya Zekeriya. Var. Kafamda, kolumda, her bir yerimde izi duruyor hala ha? Yani. Ne var? Gençken ben de okurdum kitap, mecmua falan. Ama sen gençken daha tuhaf bir karıydın yani. Nasıl tuhaftım? Ay ne biçim konuşuyorsun çocukların yanında Zekeriya böyle? Ne tuhaflığımı gördün? Yalan mı? Daha bir deli tuhaf karı değil miydin? Bu var ya bu. Askerde elin herifini ben zannedip ona verdi. Bir torba ıspanaklı böreği ya. Ne yaptın anne ya? Nasıl kaptırdın bir torba ıspanaklı böreği? Aman oldu işte canım. Ne var? Ha, acemiyken askere ziyarete gidiyordum. Sorumlu başçavuşa Sinoplu Zekeriya'nın adını yazdırdım. Gene başka Zekeriya geldi. Hepsi birbirine benziyor. Tıraşı aynı, kılığı, kıyafeti. Hepsi Mehmetçik işte. Ha? Ben de o zaman heyecanlıyım, yeni evlenmişiz. Hadi olsun işte. Peki öteki gelen Zekeriya sen kimsin hanım demedi mi sana? O da beni oradaki hemşerilerinden birisi ziyarete geldi zannetmiş. Zaten çocukla topu topu 5 dakika görüşebildik. Ya, ben verdim böreği. Onu sonra çağırdılar gitti. Arkadan baban geldi. Ya nasıl da canım çekiyordu ıspanaklı böreği iyi bilseniz. Böreğin altını üstüne getirip bulsaydın o ıspanaklı börek hırsızını baba. Ailenizin nafakasını gömçürmüş şerefsiz be.
Akşam gittim buldum. Hı. Sinoplu Zekeriya'yı buldum da... adam dağıtmış tabii bizim ıspanaklı böreği. Yani bir telefon şişecekti, revire gidecektim ya. Sen de kısmetine küs yani Zekeriya. Ay bugün de aldım ıspanak yufka falan şöyle bir şey yapayım diye ama... sen böyle çilingir, kapı, pencere falan derken gümbürtüye gitti bizim ıspanaklı börek. Lan hatırlatmayın lan şu anahtar mevzunu, hatırlatmayın lan! Sıdıka sen bırak şimdi onları, bize bir orta şekerli kahve yap gel hadi. Tövbe tövbe! Ev yıkılsa haberim olmayacak be. Komşular telefon etti. Biri sizin balkona merdiven dayamış, evi hırsızlar götürüyor diye. Hayret bir şey yani Zekeriya. Ha, samimi tanımamışlar mı balkonda? Biz de aşağıda öyle Sıdıkaya bakıp duruyorduk. Ulan teleskopla mı görüyorum ben sizi? Salak salak konuşma. Zaten hırsızı duyunca elim ayağıma dolandı. Arabayı da uzağa park ettiydim. Bir taksiye atlayıp apar topar geldim. Geldim ama balkon kapısını Samim Efendi indirmiş. Çocuğa niye taş atıyorsun şimdi Zekeriya ha? Olan olmuş. Ay sen de böyle panikleyip taksilere para ödeyeceğini şu camı yaptırırdık değil mi o parayla? Lan siz var ya siz... taksi? Taksi? Hay aklıma tüküreyim ulan be! Nasıl unuttum ben adamı ya? Ne oldu baba ya? Hakikaten baba ne oldu ya? Burada bekliyor hala gördün mü ya? Ya taksiciye dedim ki sen biraz bekle yukarıda kötü bir şey falan varsa hırsız falan karakola gideriz dediydim. Adamı orada unuttum görüyor musun ya? Biraz daha aklıma gelmese vallahi zamlı tarifeye kalacağız ha. Ulan ne biçim yazmıştır şimdi al. Hep sizin şu anahtar bokunuza. Biz anahtarı unuttuk ama sen de taksiciyi unutmuşsun yani Zekeriya Bey ha? Çocuklar gelin 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 babanızı yalnız bırakmayalım. Belki pazarlık ederiz adamla o da insan evladı ya. Evet, azıcık indirim yap seni unuttuk falan deriz. Evet. Adam insafa gelin. Evet. Hadi yürü koş koş koş. Hadi hadi hadi. Sana ne dediğimi unuttum. Sevgili defterde sen bana kızar mıydın günlük? Kızma lütfen. Bugün aile boyu unutkanlık günümüzü... ninja ziyaret etme töreni ve kapı kırma gösterisiyle kutladık da biraz. Tüh. Anahtarı evde unutmamız iyi oldu aslında. Abim gibi onlarca sanan yuvalandığı bir ninja evini ilk kez görmüş oldum. Bu Baturalp denen duyarlı felsefi şiddet ve saldırı kaynağının korumaya alınması lazım. Aksi takdirde abim gibi bir salaklık cevheri ortalığa can ve can saçabilir. Tüh. Ya annemin ıspanaklı börek faciasından ne buyrulur? Aslında unutkanken çok masumlar biliyor musun? Hayatı görev gibi yaşamayı unutuyorlar o zaman. Taksi bekletiyorlar. Dalgınlıktan kocalarını tanımıyorlar. Gezici kütüphaneyle 11 ilçe dolaşıveriyorlar. Yarın da unutsak keşke her şeyleri. Mutlu rüyalar. Yıktım çocuğu kızım. Bak Teoman dedim. Sen dedim Tayfun kadar cool bir insan değilsin. Ay ben karıştırıyorum hep elipsi. Yani bu Tayfun kimdi şimdi? Ataköy Marina'da barmen olan. Aynı zamanda da manken yani. Birkaç ajansı fotoğraf var. Bunun ara sıra iş çıkınca çağırıyorlar. Hmm. En son ortopedik bel korsesi reklamında fotoğrafı çıktı. Aslen Kütahyalı. Uf, ay tamam. Herifin nüfus kötüğünü sormadık. Sen şimdi bu Tayfun'la mı çıkıyorsun? Yo. Teoman'ı Tayfun'la kıskandırıyorum. Ciddi değiliz yani. Teoman kıskanıyor mu bari? Ne diyorsun sen kızım? Herif ölüyor, ölüyor. Ama oh olsun, o başlattı. O da beni Sinem'le kıskandırıyordu. Ay Sinem kim? Tayfun'un eski sevgilisi. Vipo Çakmak Benzinleri Türkiye Başbayisi'nin kızı. Ay bir insanın babasının mesleğiyle anılması ne fena. Gerçi biliyorsun, bizim soyadımız da Saka. Yani su dağıtıcısı demek. Benim büyük dedem Güllüpınar Kaynak Sularının Türkiye distribütörüydü. Birine beni anlatırken böyle anlattı Cadiciğim. Sıdıka! Sağlık herif o Robocop gibi adamı söylüyor ya. Benim ben. Kenar. Kurye oldum ben artık. Tanıştırayım. Kuryelerin büyük oğlu Kenar. Memnun oldum. Kuryelik bir işin falan olursa beni arayabilirsin Sıdıka. Hani bir yere paket falan götürülecekler. Anlatın mı? Gece gündüz hiç fark etmez arayabilirsin. Rica etsem sen kendini Kars'ın Digor ilçesine bırakabilir misin acaba Kenar? He? 22'den 46'ya. Ben 46-22 abi tamam. Beni arıyor. Kardeşim kızım neredesin sen ya? Tamam. Yoldayım abi tamam. Kanlıca'da 3 saatte senden paket bekliyor müşteri tamam. Az sonra oradayım abi tas tamam. Gitmem lazım Sıdıka.
Görev beni bekliyor. Elveda. De hadi git işine. Ay çocuk kim ya? Pek de sevimliymiş Yarma yani. Ha? Ona bak, öyle gözüktüğüne bakma. Çocuğun kim olduğunu söylesem şaşırırsın. Kimmiş? Çocuk var ya, yüz ünlü Türk büyüğünün oğlu. Vay be. Peki siz ne ayaksınız böyle? Aman bırak Elif'su ya. O kendi halinde bir ayı. Yani benimle hiçbir ilgisi yok. Hadi canım, hadi. Yemezler. Sıdıka! Kız Sıdıka! Efendim anne! Kız sen sabahtan beri neredesin bakayım ha? Ya buradayım Elif'su'yla laflıyorduk azıcık. Merhaba Safiyem teyze. Ay o yanındaki cüce kim kız, vallahi göremiyorum iyi. Gözlük yok yanımda. Ya ne cücesi anne ya? Elifso işte. Ay duymuyorum Sıdıka, ne diyorsun? Ya Elifso! Elinin körü. Kız duymuyorum diyorum işte. Çabuk gel yukarı, yukarıda anlatırsın hadi. Kusura bakma Elifso, hemen gitmem lazım. Annem böyle görmeyip duymadığı zamanlar çok iyi laf yetiştirir babama. Hadi hoşçakal. Komşu, annen nerede? Yumurta kırıyor. Kaç tane? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komşu, annen nerede? Yumurta kırıyor. Kaç tane? 127 tane. 1. Oha! İnsaf anneye. Oha deme lan anne. Karşında mahalle arkadaşın mı var? Ya kaç sene atlıyorum ben ama ya. İnsan biraz insaflı olur ya. Ayıptır be. Sen ninja değil misin ha? Antrenman yaptırıyoruz şurada. İyiliğin için 127 tane dedik. Hayret bir şey ya. Ben kendi kendime ne güzel antrenmanımı yapıyordum. Gelip bozdunuz ya. Bunlar da ip atlayacakmışmış. Hadi. Yok, çocukluklarını hatırlamışlar da bilmem neymiş de falanmış filanmış ya. Yeter be. Gidin saklambaç, öyle köre be. İşte kokalı saklambaç falan oynayın, karışmayın benim. Hadi. Kapı. Kapı. Aç kapıyı. Anne hayret bir şeysin ya. Hey, burada 1300 tane ip atladık herhalde değil mi? Yorgunluktan ölüyoruz. Bittim ya. Ben açarım, tamam. Aa, Ziya enişte. Ziya enişte. Hoş geldin enişte. Şeter tavanlar yok mu? Yok. O Sinop'ta kızların başında kaldı. Benim bir işim var burada, onun için yalnız geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Enişte öpeyim. Öpüm. Vallahi Zekeriya Gül var, geçen akşam rüyasında görmüş seni. Hadi ya. Geç şöyle buyur. Ay Allah. Ay ne şeker delikanlılar bunlar ya. Kim bunlar? İsimleri bu ne bunların enişte? Ne olsun? Yani ne olursa güzel olur isimleri ha? Hı? Sen bunları daha iyi bilin, bir düşün bakalım diyorum ha? Nasıl yani? Şimdi bu çocukların isimleri yok mu enişte? Canım öyle değil. Yani hiçbir şey anlamadım ha. Niye? Bana bak, yoksa ta Sinop'tan buraya nüfus kağıdı çıkartmak için mi geldin enişte bu çocuklara? Yok canım, neyse biz şöyle hele bir soluklanalım. Sen git bir kayfa pişir, ben sonra hepsini anlatıvereceğim. Yani şimdi yukarıda Allah var. İsmin neydi gözüm? Efendim benim adım Ziya. Ziya kardeşim bak, Allah seni inandırsın, bu çarşı var ya, çocuk bahçesi kimin? Lan diyorum sabahları işe mi geliyorum, çocuk bahçesinde mi dolanıyorum? Ben deyim 5, sen de 10 tane valla. İsim neydi ciğerim? Ziya. Hah, bak Ziya kardeşim, ben bu İstanbul'a şeyle geldim. Neyle geldiydim lan? Tren? Yok, tahta bağımla geldim. Ama şimdi 4 tane tükenim var. Neden? Ben haram yemem güzel kardeşim. Şimdi bak, bu şekilde, bu durumda bu çocuklara, bu yavrulara kaset yaparsak benim param batar, 4 tane tüken gider. Yani ben para olarak değil de çocuklarda bir ses var, o bakımdan diye. İsmini bağışla sen bana güzel kardeşim. Ziya. Ziyacığım yani parasız nasıl olacak? Bak, 3.000 lira patlar. Yalnız şöyle bir durum var, ben bunların bir denesini lanse ederim. Ama yine 2 kişi olacaklar. Yani ikisi bir imaca sayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Nasıl yani? Şimdi kamuoyu bunları 1 kişi zannedecek, hakikaten 2 kişiler. Bak şimdi, bir denesi kaset dolduracak, bir denesi klip çekecek. Bir denesi Hülya Avşar'ın kucağına oturacak, şov yapacak. Öteki Cem Özden'in kucağına oturacak, şov yapacak. Aynı anda ikisi birden dizi çekecekler. Anlatabiliyor muyum? Çocukların ikisinin para var. Yani duble olarak değer şey yapamaz mıyız? Olmaz öyle şey kardeşim. İkiz olmasa da ben bunlarla çalışmam. Şimdi
Her sesi güzel olanı dükkana soksak da kaset yapmaya kalksak dükkanların hepsini satmak lazım. Şimdi bak şöyle çalışabilirim. İkisi bir deneymiş gibi iş yaparsa o zaman beni kurtarır. Adınız neydi sizin gözüm? Altan. Adnan. Tamam. İkiniz birden Adnan olun. İsmin neydi senin ciğerim? Ziya. Ziya. Ziya ciğerim. Ziya iki gözüm. Anladın mı Ziya?